Aydın'ın Didim ilçesinde ilki geçen yıl yapılan Didim Zeytin Festivali'nin ikincisi 25-27 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Didim Ziraat Odası'nın öncülüğünde Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı, İlçe Tarım Müdürlüğü, Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Didim Turizm Altyapı Hizmet Birliği ve zeytin işletmecilerinin katkılarıyla hazırlanan Uluslararası Didim Zeytin Festivali'nin ikincisi bu yıl yapılacak ve bu festivalle ilgili ayrıntılı bilgiyi de arkadaşımız Ediz Verdioğlu bize aktaracak. Ediz, merhabalar. Didim'den merhabalar. İyi yayınlar denilir. Çok teşekkür ediyorum. İlki geçen sene yapılmıştı. Bu sene ikincisi yapılacak. Yine bir ayrı heyecan tabii ki. Hazırlıklar büyük ölçüde tamamlandı. Söz sende. Didim'de ilki geçen yıl yapılan Didim Zeytin Festivali'nin ikincisi 25-27 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek denilecek. Didim 2. Uluslararası Zeytin Festivali etkinlikleri çerçevesinde ilçeye gelen ve Aydın il genelinde 6 günlük gezi ve incelemelerde bulunacak olan Fas'ın Meknes kentinden yaklaşık toplam 12 kişilik heyet geldi. İlçede ilk olarak Didim Belediye Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Didim Belediye Başkanı Mümin Kamacı ve Didim Ticaret Odası ile Didim Ziraat Odası'nı ziyaret ettiler bu konuklar. Konuklar Didim ziyaretlerinde Didim Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü İsmail Efe ve Didim Ziraat Odası Başkanı Bahattin Göktüm ile birlikte ilk olarak Didim Kaymakamlığı'nı ziyaret etti. Heyeti kabul eden Kaymakam Ersin Emiroğlu konuşmasında Meknes Kenti ile Zeytine Başkan ilişkilerin ekonomi ve ticaret başta olmak üzere her anlamda artması dileğinde bulundu. Didim Ziraat Odası Başkanı Bahattin Göktemir ise Didim'in tarihi, kültürü ve turizmiyle anıldığını ama son 10 yılda da zeytinciliğin Didim'de çok iyi noktalara geldiğini söyledi. Didim Ziraat Odası olarak geçtiğimiz aylarda Meknes Ziraat Odası ile işbirliği ve ortaklık anlaşması yaptıklarını anlatan Göktemir, Mart ayında kendilerinin Fas'a gittiklerini, bu ayda onların Didim Zeytin Festivali'ne katılmak üzere Didim'e geldiklerini söyledi. Dün Didim'de tarih ve kültür kentlerini gezen yurt dışından gelen konuklar, bugün de Aydın bölgesindeki zeytin alanları ile zeytinyağı fabrikalarını gezdiler. Yarın Söke ve Kuşadası'ndaki fabrikaları gezecek olan konuklar, 25-27 Ekim tarihleri arasında ise 2. Uluslararası Didim Zeytin Festivali'ne katılacaklar. Dilerseniz programı aktaralım. 2. Uluslararası Didim Zeytin Festivali 25 Ekim Cuma günü açılış konuşmaları ve en iyi zeytin bahçesi yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle başlayacak Deniz Özlük. Aynı gün halk oyunları gösterisi sunulacak ve zeytinyağlı yemek servisi sunumu yapılacak. 26 Ekim Cumartesi günü ise zeytinyağının Didim'deki ve Türkiye'deki tarihi konulu bir konferans düzenlenecek. Aynı gün yaklaşık 1000 yıllık zeytin ağacına plaket çakımı yapılacak. Zeytinyağı işlikleri gezilecek ve zeytin temalı soru cevap yarışmaları düzenlenecek. Etkinliklerinin son günü olan 27 Ekim Pazar günü ise birinci seçilen bahçe gezilecek. Akkeniköy Beldesi'nde hasat merasimi ve hasat edilen ürünün sıkım töreni gerçekleştirilecek. Etkinlikler ise Didim halk oyunlarının gösterisi ve eğlencesiyle son bulacak. Didim Ziraat Odası Başkanı Bahattin Göktemir, Didim Zeytin Festivali'nin Didim'de zeytinciliğe değer kattığı kadar ilçe turizmine de daha uzun süre yayılmasına katkı sağladığını söyledi ve zeytinde yenilikleri ve makineleriyle ekipmanları görmek isteyen herkesi 2. Uluslararası Didim Zeytin Festivali'ne davet ettiğiniz özellikle. Cuma günü açılış yapılacak, festival başlayacak. Cuma günkü Ege turunda da senden etkinliğin ilk gününün gelişmelerini isteyeceğiz tabii ki. Bu arada aldığımız bilgilere göre bir yüzme etkinliği de vardı Didim'de. Bu konuyu da bizimle paylaşır mısın? Tabii ki. Didim Kaymakamlığı ile Didim Yat ve Yelken Kulübü tarafından düzenlenen yüzme etkinliği renkli görüntülere sahne oldu Deniz Özek. Didim Polis Moral Eğitim Merkezi içerisindeki ikinci koyda düzenlenen yüzme etkinliği Didim açıklarındaki Panayır Adası'ndan Polis Moral Eğitim Merkezi içerisindeki ikinci koya olan 1.3 millik mesafede gerçekleştirildi. Yüzme etkinliğine Didim Kaymakamı Ersin Emiroğlu, İlçe Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Didim amirleri ile Didim Derneği Başkanı Mehmet Soysalan, Didim Dağcılık ve Doğa Sporları Toplumundaki üyeler ile turizm işletme sahipleri katıldı. Yüzme etkinliği öncesi Kaymakam Ersin Emiroğlu, Didim Yat ve Yelken Kulübü'ne katkı sağlayan ve optimist alan sponsorların temsilcilerine teşekkür belgelerini verdi. Didim Polis Moral Eğitim Merkezi içerisindeki ikinci koydan Panayır Adası'nda teknelerle geçen yüzücüler buradan 1.3 minik mesafeye yüzmeye başladı. Oldukça çekişmeli geçen yüzme etkinliğinde ilk sırayı
40 dakikalık sürede yüzmeyi tamamlayan Ceyhun Güler paletli yüzücüler arasında birinci oldu. Didim Derneği Başkanı Mehmet Soysalan ikinci, Didim Kaymakamı Ersin Emiroğlu'nun kızı Erense Emiroğlu ise üçüncü oldu bu yarışmada. Paletsiz yüzücülerde ise Ömer Osman birinci, Metin Korkmaz ikinci, Efkan Duran ise üçüncü oldu. Yüzme etkinliğine katılan tüm herkesi tebrik eden Didim Kaymakamı Ersin Emiroğlu kendisinin açık denizde ilk yüzüşü olduğunu ve devamının gelmek istediğini belirtti. Bu tür etkinlikler ile hem Didim Yat ve Yelken Kulübü'ne destek sağlanmış oldu hem de ilçenin tanıtımı sağlandı Deniz Özek. Bu tür etkinlikler önümüzdeki süreçte de Didim'de devam edecektir. O zaman sohbetimizi noktalayalım. Cuma günü görüşmek üzere diyelim. Festivalin ilk günü bilgileri için Ediz Verdoğlu çok teşekkürler.